Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Gençler selam, sevgiler, saygılar, hürmetler. Bugün Bulgaristan'ın meşhur bir böreğini yapacağız. Adı Dızmana. Süper. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler selam, sevgiler, saygılar, hürmetler. Bereket versin, bereket versin. Bereket Ayçiçek Yağın'la sizleri selamlıyorum. Bereket versin diyorum. Şükür sizlerle birlikteyiz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlılarımızın yanaklarından öpelim. Bir şekilde siz sevgili dostlarımızın tercihi olup şu anda videomuzu izleyen bütün Türkiye'nin dört bir yanına, Avrupa'ya, Balkanlara, Avrupa'ya, kısacası dünyaya, ki Amerika'dan da çok güzel yorumlar geliyor. Ah Canbaz, işte burnumuzda tütüyor yemekler diye böyle Amerika'dan çok güzel mesajlar geliyor. Faysal onlardan bir tanesi. Tırcı Faysal. Bütün Amerika'yı dolaşıyor. Benim videoları takip ediyor. Yapmaya çalışıyor. Helal olsun Faysal'cığım dedim. Bugün ne yapacağız? Bugün madem işte Avrupa'yı konuştuk, Amerika'yı konuştuk. Bugün Bulgaristan'ın meşhur bir böreğini yapacağız. Yani çok kolay, çok basit ama Bulgaristan göçmenlerinin işte Trakya'daki hemşehrilerimizin, dostlarımızın yaparken keyif aldıkları, yerken de hani evet ya basit ama çok lezzetli dediği bir böreğimiz var. Börek ama farklı bir börek. Adı Dızmana. Dızmana. Diziyoruz böyle. Diziyoruz. Şimdi neler var? Öncelikle Hakan'ım sağ olsun. Bugün gelirken 3 tane hamur almış. Çok güzel. Eyvallah. İlk yemek onu yapıyoruz. Neden? Böyle kurumasın diye. Hemencik başlayacağız. Çok güzel, hamurlarım hazır. Ellerimi yağlayacağım, ellerimde kullanacağım çok güzel ayçiçek yağım var. İki tane yumurtam var. İş bittikten sonra fırına atmadan önce kullanacağım çörek otum var. Burada bir bardak yoğurdum var. O yoğurda takviye yapacağım. Yumurtamı kıracağım. Bereket ayçiçek yağımı katacağım. En son kat güzel bir mamaliga yapacağım üzerine. Ve dızmanalarımın içerisine katacağım. Çok güzel, bakın burada. Maydanozlu, peynirli güzel bir karışımım var. Peynirim harbiden Trakya peyniri. Çok güzel bir peynir. İnek peyniri arkadaşlar. Koyun peyniri değil. Efendime söyleyeyim. Ama tercih meselesi tabii. Siz koyun peyniri de koyabilirsiniz. Lakin benden tavsiye şöyle güzel yağlı bir inek peyniri alın. Dızmanızın içine katın. Atın fırına. Bakın keyfinize. Dedik. Bira bismillah diyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Dızmana yapıyoruz. Başladık bile. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, o zaman başlayabiliriz dedik. Ne yapacak kanki? Ne yapacak? Şunu bir karıştıracak. Bunun bir karışması lazım. Şimdi ben tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Neden? Ben baktım. Peynirim gerektiği kadar tuzlu. Gerektiği kadar tuzlu. Zaten hamurumuzu fırından aldık. Onda da gerektiği kadar tuz var. Bir miktar. Bir miktar. Azıcık taburaya katacağım. O üste koyacağım mameligaya biraz tuz atacağım ama ilk etapta kullanmıyorum. Şimdi şöyle bir aksiyon yapıyorum. Şöyle. Hoppa. Şurada benim harika bir tepsim var bakın. Güzel. Tam dızmanalık tepsi. Dızmanalık tepsimi şöyle aldım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önce yağ elimle, yani elimi bir yağlamam lazım. Böyle güzelce bir yağlamam lazım. Şöyle. Ondan sonra geçen gün biz bir tatlı yaptık. Yasemin bize ceviz büyüklüğünde kadar demiş. Biz beyzbol topu gibi yaptık. Şimdi bugün özellikle gösterdi. Böyle kopartacağım dedi. Şöyle kopartacağım dedi. Böyle böyle yapacağım dedi. Ondan sonra bu daha az oldu gibi Hakan be. Ha? Biraz daha kasayım ben ona. Heh, şöyle. Böyle açacağız abi bak. Elim yağlı olduğu için hamurum çok güzel. Oynayabiliyorum hamurumla. Olay çok kolay. Bakın şöyle açtım elimle. Bakın açtım. Ondan sonra cımına şöyle. Ondan sonra buradan maydanozlu peynirimi aldım, tebureye koydum. Tebureye koydum. Ondan sonra kapatıyorum abi. Olayı kapatıyorum şöyle. Böyle üstüne kapatıyorum. Böyle kapatacağım. Ondan sonra
Şöyle kapattıktan sonra bir kere daha çevireceğim abi şöyle. Öyle çevireceğim abi. De. Birinci tızmanam hazır. De. Bu kadar. Yani bu yerine. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ölçümüz bu. Buna göre hareket edeceğiz. Elimi hep yağlayacağım. Şimdi bu biraz uzun sürecek. Onun için ben susuyorum. Evet, ben susuyorum. Sustum ve dızmanalarımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlanmış iş bitmiş iştir. Şöyle açtım. Elimle hop 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 hop. Şimdi gençler, küçük bir detayı atladık tabii. Biz 3 tane hamur aldık. Ama bunun bir küçüğünü fırına veririz diye düşünüyorduk. Biz bir büyüğüne dizmişiz dızmanalarımızı. Onun için şimdi karar değiştirdik. Hatta fazla gelir diye bakın kalan hamuru da yapmadım. Şimdi ben bir çırpıda şu canım mamulde bir güzellik yaparak dızmanalarımı buraya alacağım abi. Önce bir yağlayacağım tabi. Güzelce. Güzel bir yağlamam lazım. Bolca. Öyle. Ki belki fazla gelir yaptığım dızmanalar. Ondan sonra kalanını yaparım. Şimdi yine elimi yağlıyorum. Yine elimi yağlıyorum. Önce orta sırayı yapacağım. Şöyle orta sıra yapacağım ki şöyle. Onu hiç hesap etmedik. Tepsi ne oldu? Küçük geldi. Büyük geldi tepsi. Şimdi bakın böyle ortaya dizdim. Ondan sonra şimdi bu sefer yanlara dizmeye başlıyorum. Yanlara dizmeye başlıyorum. Eyvallah. Efendim, şu canım yoğurduma biraz yağ ekledim. Hemen şimdi canım yumurtalarımızı şöyle bir göpçürelim. Ve güzel bir karıştıralım abi. Güzelce bir karıştıralım, kendine gelsin. Şimdi bakın, bana kalsa burada kalan peynirler var ya, şurada kalan peynirler. Ben bu peynirleri bunun üstüne döşerim. Bana kalsa bunları böyle döşerim. Sonra bunu üzerine atarım. Ama evlilik hayatımın bitmemesi için böyle bir hata yapmıyorum. Yani. Çünkü sanat yönetmenimiz bu hale getireceksin dedi. Bak bunu dökeceksin dedi. Yani biz Trakyalıyız, Balkanlıyız. Biz hanımın sözünden çıkmayız. Ama evde son sözü biz söyleriz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum abi? Yavaşça, evet yavaşça. Şöyle. Bu mamaligayı. Başlıyorum. Hamurlarımın üzerine yaymaya. Böyle güzel bir kat olacak orada. Aralara girmesini istiyorum. Ne yapıyor şimdi? Bunu ödüllendirecek kanki can. Baktık. Bin derde deva. Şifa. Ne yapıyoruz? Çörek otlarımızı şöyle o dizdiğimiz sıralamaya göre yapıştırıyoruz abi. Böyle güzelce yapıştırıyoruz. Bir de şu ortasına. Kenarlara da. Tamam, çok güzel. Şimdi kanki bu canım mamülü alıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Hakan abi beni takip ediyor. Ben şimdi zaten fırınım acayip ısındı. Şöyle açtım. Uf, of 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 of. Ben bunu passenger yolcu ediyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra kontrol edeceğim. Fırınımı da 250 dereceye ayarladım. Bir 15-20 dakika sonra bakacağım ne oldu, ne bitti diye.
Ondan sonra zaten büyük ihtimalle hazır olacak. Dızmalarımızı götüreceğiz. Bu burada pişe dursun. Ben de şurada temizliğimi yapayım, masamı hazırlayayım. Sonra yine fırının başında buluşalım. Alalım dızmanamızı, tadıma geçelim arkadaşlar. Kanki canbaz. Olay tamamdır. Biraz büyük oldu ama olsun. İdare edelim. Bizim gönlümüz zengin. Gönlümüz büyük. Yani. Şimdi ben hiç bunu tabakla mabakla uğraşmayayım. En güzeli. Zaten bu sıcacık. Şuradan şu köşeden bu dızmanamı alayım abi. Buradan şunu alayım. Böyle. Öyle kopartayım. Olmuş işte Yasemin Hanım, küçük olmuş. Sen gene. Öyle büyük devasa olmamış ki. Bak küçük küçük. Allah Allah. Benim canımı sıkıyorsun ya. Ne kadar emek verdim ve uğraştım. Elimle kaç saat böyle yumuşacık yumuşacık açtım, yağladım, doldurdum, ettim, yaptım. Süper oldu. Süper imanisi oldu. Bakın içi de aynen şöyle gençler. Bakın görüyorsunuz. Bak işte budur. Olay budur. Oldu. Dızmanayı yaptık. Süper. Siz benim gibi yapın. Daha güzel olacak. Efendim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, üstümün yanaklarından öptüm. Güzel bir macir işi, Trakya işi, dızmana yaptık. Güzel böyle ekmekli hamurumuzun içine peynirimizi, maydanozumuzu koyduk. Güzel sosumuzu da yaptık üzerine. Şişti onlar, kabardı böyle. Etli ekmek gibi oldular. Çok güzel oldu. Süper. Çocuklarım buna bayılıyor. Bakalım. Annelerinin yaptığı dızmanayı mı yoksa benim yaptığım dızmanayı mı beğenecekler? Ama kızımın benim yaptığım dızmanayı beğeneceğine garanti verebilirim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yemekte görüşelim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Dızmana yaptım.